33 TM301 Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş Kennedy. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Burası Türkiye Mersin, Alaaddin Sarı Beyefendi'nin iş yeri. Merhaba komutanım, hoş geldin. Hacı baba. Hoş bulduk Alaaddin Sarı Beyefendi. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim komutanım, sizi iyi gördüm, daha iyi oldum. En azından dedim bir video çekelim. Hayranlarınız merakta kalmasın diye. Görünmüyorsunuz bugünlerde komutanım. Görünmez adam oldunuz buralarda, adeta. Buralarda bir sorun yok. Demin bir mevzu vardı, anlatıyordunuz komutanım, yarım kaldı. Baştan söyleyeyim, ben yaşım reşit. Ben tüm dünyaya ömür boyu da hükmederim, hükmetmek. Al, ölüm Allah'ın emridir. Ne zaman nereye varırsa. Ama 0-12 yaş grubu. Allah'ın bildiğini kuldan saklanmaz. Ben tüm dünyanın emrindeyim, paşaların, polislerin. Ben bugün yani yapılan şeylere çok kızdım. Dün de kızdım, evvelsi günde. Yaptığınız suçtur, teröre bak diyorum, dikkatini çekiyorum. Siz oynadığınız yeri, maşayı nereye döndüreceğinizi bilmiyorsunuz. Ya terörlülüğü bırakın, ya mafyalığı bırakın. Ya bırakın ya, bu işleri bırakın. Çoluğunuzun çocuğunuzun yani rızkını, nasibini görmek istiyorsanız yapmayın arkadaşım. Benim canımı yakmaya çalışmayın, canınız pis yanıyor. 4 kitabı Müslümanlığa bugün yasak koysam akşama direkt resmi milli gazeteli kararnameli Müslümanlıktan 4 kitabı söker alırım. Hazreti Muhammed'in de Kabe'yi de söker alırım. Gönderirim Amerika'ya, bir daha da buldurtmam. Müslümanlığı da tanımam, olur biter. Bu işlerin sahibi, sektörün sahibi Cihangir Göktaş Kennedy'dir. İster de Saime Osman'ın oğlu, ister kahramanlarda, İzmir kahramanlarda peyda olmuş. İster orada peyda olmuş, ister orada. İstediğin gibi at tut. Ama yapma. Benim annem babam belli. Böyle şeylere, böyle konulara girmeyin, çıkmayın. Benim evliliğime, çoluğuma, çocuğuma, gelmişime, geçmişime uzanmayın arkadaşım. Ben silah çekmeye tenezzül etmem sizin gibi insanlara. Terörmüş, mafyaymış, ben tenezzül etmiyorum. Genelkurmaylıklar da biliyor, Birleşmiş Milletler de biliyor. Biz tenezzül etmiyoruz. İş oraya vardıktan sonra yaparız yani. Buyurun komutanım. Yapmayız değil ama değecek bir durum olsun. Yani 4 kitabı ezanı nedir yani? Zeki Müren'i açıp dinlesen ne olur, bana ne? Açmasan bana ne? 24 saat aç megafonlardan dinle. Vizon TL'yi anladık. Siz nasıl kutu pres, baksı pres dedikleri brandaları almışsınız. Tır garajlarından, tırlardan mühimmat doldurmuşsunuz, bu işin sonu nedir yani? Nereye varacak? Kutu pres, baksı pres ya, telefonlara kadar hükmetme, porno, replik, meplik. Bunlar ayıp şeyler. Her evin canını bir yakarım, bir yakarım, bir daha yakarım. Anneniz, babanız yardımcı olamaz. Askeriye yardımcı olamaz, polis yardımcı olamaz, adliye yardımcı olamaz. Böyle manyak tiplerin peşinden nargileymiş, margileymiş, buzdolapçıların peşinden gitmekle adam olunmuyor. İnsiz dinsizlerin peşinden gitmekle, sülalelerin peşinden gitmekle adam olunmuyor. Ekmek öyle kazanılmıyor. Komutanım, Roma'yı da sizin yaktığını söyleniyor, doğru mu? Roma'yı da yakarım, her yeri de yakarım. Dünyayı da yakarım çünkü yakarım. Sahibiyim diyorsunuz. Yakarım, ben bu işin üstadıyım zaten. Ama 0-12 yaş grubuyum deyip kenara çekilip 20-30 yıl seyrederim, 50 yıl seyrederim, gerek duymam yani. Yaşı büyükler ayıp bir şey ya. İnsan ona bir kere söylerler veya bir bakış yeterlidir yani. Ülkece kendini düzeltirsin, toparlarsın. Ben de dahil düzeltiyoruz kendimizi günden. Daha ne yapalım? İmsakeli bu kadar oluyor arkadaşım. Elin pezevenklerin ne takıyorsunuz bizim peşimize?
10 günde gırtlağınızdan geçen ekmek balık kılçığına dönüşecek falan filan. Boğulup kalacaksın gözümüzün önünde. Ben adamı öldürmeyi öldürtmeyi bilmiyor muyum? Bu işin mucidiyim ulan ben. Zatıyım. İster inan ister inanma. 4 kitap öyle emrediyor. Öyle oluyor, öyle oluyor. 2-3 tane manyak pezevengin peşine düşüp de 2-3 tane baldırı çıplak kalkısı kalk. Bunlar ayıp şeyler ya. Radyoskobiye kadar kutu pres, baksı pres falan dediğiniz konuyu biz anlıyoruz. Anlıyoruz iyi şeyler. Namus olayımız var dediniz de anladık. Öyle dediniz anladık. Böyle dediniz anladık. Uyuşturucusuna kadar anladık alkolünü. Yapmayın. Bundan sonra fazla üzerimize gelmeyin canınıza. 33'te mevcut 01 Birleşmiş Milletler Cengi Göktaş. Komutanım kaç tane cinayetiniz var? Ya böyle şeyler söylenmez. Ayıptır ya. Gerek yok. Değecek bir rakam yok yani ortada. Hani az önce dediniz sıkacakları iki mermidir. Ya bana. He. O da beni öldürmez dediniz. Ya Allah'ın bileceği bir şey. Allah'a dilerim. Yani çok cinayetlerinizin olduğu söyleniyor. Bu beni de çok korkuttu bir ara. Cinayet olay mahalline gereksiz yere girilip günah dahil, suç dahil, efendime gasp, darp dahil cinayet budur. Benim cinayetim yok. Ben kimseye tamamen bir şey yapmıştım. Adam öldürmek ihtiyaçsa o konu farklı konu. Beni aşıyor. Yaşı büyükleri ilgilendiriyor. Biz çocukluktan beri oturup beklememiz öğretildi. Ama pandomino kopartmayı biliyoruz. Yani o kadar kenara çekilmeyi becerebilirim. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Yaşı büyükler, küçükler. Komutanım, Nesse, damak, çikolata ve... Milli Askeri Şurası biz iş yapmayız. Bankalar mı şımartıyor? Resmi kurumlar mı? Kimler şımartıyor? Şımartıyor. Ama hem paşalara güven veriyorsunuz, hem oraya hem oraya bir gün bir yerden patlak verir yani. Böyledir, taşımaz. Ya bankalar sizi almasın, kabul etmesin. Ya Sebze Ali kabul etmesin. Ya Balık Ali, yani bir yer kabul etmesin daha yeter yani. Cezalandırsınlar sizi. Ben bir şey yapmamışım. Benim ailem bir şey yapmamış. Siz benden ne istiyorsunuz arkadaş? Sünnet pansuman anladık. Sünnet pansumanları anladık. Konu farklı konu. Zız 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 üstünü geçe 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 tüm dünya farkında. Sonunda bir yerden patlak verdirtmeye çalışıyor. Böyle bir şey varsa belli de etmiyorsunuz. Olay kime patlarsa olacak ama büyük patlayacak. Ha. Hiçbir şey yok abi. Nesse çikolata komutanı bir de mayonez hakkında biraz bilgi istiyor bir iki hayranınız. Yapmışlar adamlar. Bez branda işine girmiş. Mühimmatla çalışmış. Zencilerle birlikte sigara paketleri, maketleri ürünlerin önüne arkasına giriyor, çıkıyor. Bizden önce her ev iş yerinden önce adamlar zencilere silahlıyken fiş fatura manifesto bunu hala daha işlemde tutmaya çalışıyor. Bu yanlış bir şey. Yani. Alacağım vardı, vereceğim, alacağım ve devlet kalmadı ulan, millet kalmadı ortada. Din diyanete kadar girdiniz. Yani daha el insaf. Hiçbir devlet bu gücü yetmez yani. Bu kadar yapmayın. Zor duruma sokuyorsunuz hepimiz. Korktuğumuz, çekindiğimiz yok. Sonu kötüye varacak yani. Komutanım mayonez hakkında biraz bilgi verin bize. Mayonez nasıl yapılıyor? Mayonez nereden geldi? Yumurta hakkından yapılıyor abi. Nereden komutanım? Yumurta hakkından yapılıyor. Yumurta hakkından yapılıyor. Hakkı. Peki Nesse ile bir ilgisi var mı mayonezin?
Mesele de İsmail Sabah Restorantı ile verilmesi. Bir seyircimiz sormuş da aklımdayken dedim. Güzel çorba içerken bile yumurta akıdır yani mayonez bile yapılır yapılmaz. Mecbur kalınca yemeğe de yersin. Bir hayranınız lokum göndermiş komutanım. Bu arada lokum için teşekkür ediyoruz. İnşallah lokum gibi bir program olur. Lokum için teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Fırat kardeşimiz göndermiş lokumu. Lokum gibi bir video istiyorum demiş. Biz de sizi yakalamışken sohbetimiz lokum gibi olsun dedik. Lokum yiyelim, lokum konuşalım. Lokum nasıl yapıyor peki komutanım? Çok şey hakkında bilgi sahibisiniz. Lokum. Gül suyundan mı yapılıyor lokum? Gül suyu doğru. Gül suyu, şeker. Ne desek doğru yani. Yumurta akı da doğru. Yumurta akı var mı peki lokumda komutanım? O da var. Ya gerçi işte pişmaniye mişmaniye. Komutanım pişmaniye yiyenler niye pişman olmuyor? Ama onlara sormak gerekiyor. Merak etme. Ben bir şey yapmamıştım. Yani Ramazan ayı, oruç ayındayız. Ya kimsenin canı Ramazan'dayız çekmesin. Ramazan'dayız vallahi ya. Herkesin Ramazan'ını da kutluyoruz bu arada. Buradan tebrik ediyoruz hepsini. Yaşımış büyüklere, küçüklere sevgiler, saygılar. Ara ara sık sık gelin komutanım. Gelmiyorsunuz bu arada, videoda çekemiyorum. Yoksa hayranlarınızı ben sizsiz bırakmayı istemem. Ben de çünkü sizin bir hayranınızım. Ben de ne sizi seviyorum. Ne güzel Ramazan sofraları kuruluyor ama bu tadını tüsünü almaya çalışın bu işlerin. Böyle halkla birlikte yaşamayı öğrenin. Yaşatmayı öğrenin. Böyle şeylerden zevk alın. Daha yeter yani. Bu kadar üstelemeyin. Olmuyor olmuyor. Yani başaramıyorsunuz başaramıyorsunuz. Daha nedir yani üsteliyor. Evin bahçesine girip de kız kadınlarla bekleyip kız kadın satacak değilsiniz bize. İyi hoş. 33-0-1 dediysek yani kız kadın merakımız yok. Öyle bir derdimiz yok. Ama yaptığınız suçtur yani. Siz kimsenin ciddi halini bilmezsiniz ki. En ciddi halini. En fazla öldürmüşsünüz, katletmişsiniz falan filan. Ciddiyetli halini görmemişsin ömür boyu. Yüz yüze bakıp ciddiyetle yani tavır koymaya başladım üzerinde silah yani kimde madalyon daha kuvvetliyse diye bir şey yok. Önü arkası kime gelirse diye bir şey yok. Kimde para kuvvetliyse diye bir şey yok. Ama hepsini de kullanma kötü şeyler olur yani olmaz. Komutanım belediye seçimleri geliyor. Nasıl olacak ortalık yani, iyi olur mu? İyi gözüküyor. Ortalık iyi görünüyor değil mi komutanım? Her şey daha güzel olacak yani diyorsunuz. Başarıyı yakaladık Allah'ın dediği olur. Aynen. O yüzden biz çatıyoruz. Terör diyor mafyasına kadar biz diyor biliriz falan ama bildikleri gibi değil yani. İş adamlıkları da bu kadar alıp yürüp gidiyor. Niye engel diyesin? Niye yani böyle işler okuyor? Ben anlamadım Allah. Biz yaşayarak görmemiz gerekiyor bazı şeyleri. Zarar vermeyin de ya. Yani halk bir şey yapmamış. İş adamı hepsi armatör. İş adamı armatör mü görmediniz daha önce? Tanımadınız bilmiyorum. Ben anlamadım vallahi. Komutanım yeni bir klibim çıkıyor. O klipte oynayacaksınız. Yani Cumhurbaşkanı olsa yarın hepsi sırayla Cumhurbaşkanı, Başbakan böyle vızıl vızıl çalışıyor. Vızır vızır. Siz öldürmeye mi çalışacaksınız bizi? Yemeye mi çalışacaksınız? Ben anlamadım ki bu nasıl bir durumdur ya. Vallahi bir suçumuz da yok. Herkes ekmeğiyle meşgul etti. Yaşı büyüğe saygımız var. Küçüğe saygımız var. Ne deniyorsa onu yapıyoruz. Ama dikkat edin yani elimizdeki imkanlar kısıtlı falan değil. Sonsuz bizde de uzuyor gidiyor. Biz işi oraya döktüğümüz zaman yaşı büyükler hadi tamamdır dediyse daha film koptu zaten. Tutamazsınız ki bizi. Nereye varırsa. Siz bilirsiniz vallahi. İyi düşünün taşın. Gün gelecek, devran dönecek dedikleri. Ben çok inanırım gün gelecek, devran dönecek. Gelir yani. Yap yap, yığ yığ, sonu suçu aramıyorsun, unsur aramıyorsun, suçtan kaçıyorsun, gösteriyorsun kendi suçlu, kendin çıkıyorsun.
Yar yani sonunda gün gelecek, devran dönecek. İyi güzel de devran dönecek de sizde olan imkan bizde, bizde böyle olduğu zaman ben öldürürüm insanı. Ben sesimi çıkıp ben hakikaten öldürürüm. Şakası olmaz ya. Pezevenk sen. Kimden izin aldın bu kadar? Aldın yolları gidiyorsun. Evde arabaydı, iş yerleriydi, jandarmaydı, genelkurmaylıktı, diyanetti. Pezevengin evladı. Okumamış kuru cahilsin. Ama yaptığın ahkam öyle gözükmüyor yani. Büyük yetiştirilmiş yani. Böyle değil ya. Yetiştirecek insan yok, kimse yok. Senin kim, hangi devlet millet yetiştirse arayıp bulsunlar lütfen. Canı yanar yani devletin. Yandıktan sonra yandım anam demeyin. Burası Kamboçya'da değil. Nereye anarsanız odur. Değil ama olduğu zaman da şaşırılacak bir durum yoksa sizler için, bizler için de yok. Benim canım yanacak değil ya. Başkalarının da yanacak değil. Siz bilirsiniz. Basit bir şeyden bahsetmiyoruz ha. Türkiye'siniz, anladık. Türkiye'yiz de siz bayağı Müslümanlığa, Hazretiliğe uzandınız. Gidiyor öyle. TBMM yok mu? Var mı? Umurunuzda değil Ankara var mı yok mu? Cihangir dönem aldığın yolları hem 2-3 tane pezevengi takmışsın peşimize. Hiç umursamıyor tın. İki yumruk atarım çıkar giderim. Cihangir kimdir diyor. Bu da herkese sevgiler, saygılar. Komutanım, bugünkü demeçleriniz için izleyiciler adına teşekkür ediyorum. Ben Sekilamato Karargahı Sekreteriniz Alaaddin Sarı. Canım yanar yanar, ben yarım birden patlama yaparım, yemin ederim. Bir daha siz bana yetişemezsiniz verdiğim acıda. Hoşça kalın, dostça kalın dostlar. Dikkat edin, dikkat. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Sürçülisan etsek affola.